Herkese selamlar. Bugün sizlere anne babaya green card başvurusu yapma prosedüründen bahsetmek istiyorum. Kimler anne babası için green card yani yeşil kart başvurusu yapabilir? Bu süreci nasıl yönetmek lazım? Başvuru nasıl yapılıyor? Prosedürler nelerdir? Ne kadar sürüyor? Başvuru Türkiye'den mi yapılmalı? Amerika Birleşik Devletleri'nden mi yapılmalı? Gibi soruların hepsine kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Bu videoyu çekmek için bugün Patterson'dayım. Patterson, New Jersey'de muhtemelen bütün Amerika genelinde Türklerin en fazla yaşadığı yer olarak biliniyor. Dolayısıyla muhtemelen en çok vatandaşımızın, Türk vatandaşının yaşadığı bir yer, muhtemelen en fazla Amerikan vatandaşı olan Türk vatandaşının yaşadığı bir yer olduğu için bu videoyu burada çekmenin daha doğru olacağını düşündüm. Önce kimlerin anne babası için green card başvurusu yapabileceğiyle başlayalım. Anne baba için green card başvurusu yapabilme hakkı sadece Amerikan vatandaşlarına verilmiş durumda. 21 yaşına ulaşan bütün Amerikan vatandaşları green card başvurusu yapabilir. Bu 21 yaş meselesi bazen Türkiye'de değişik şekillerde algılanabiliyor. 21 yaşa basmak mı, 21 yaştan gün almak mı gibi değişik şekillerde sorular gelebiliyor. Bir örnek vermek gerekirse 5 Mart 2000 tarihinde dolmuş olan bir Amerikan vatandaşı 5 Mart 2021 tarihinde 21 yaşına basmış olur ve bu tarihten itibaren anne babası için green card başvurusu yapabilir. Peki green card sahipleri anne babası için başvuru yapabilir mi? Bunun cevabı hayır. Green card sahipleri anne babaları için bir green card başvurusu yapamıyorlar. Dolayısıyla bu Amerikan vatandaşlarının yapabildiği bir başvuru. Peki bu süreç boyunca anne babanızın nerede olması lazım? Eğer anne babanız Türkiye'de ise onlara başvuruyu Amerika'da başlatıp daha sonra son süreçte Türkiye'deki Ankara'daki büyükelçilikten green card mülakatını yaptıktan sonra pasaportlarına bir immigrant vize, göçmen vizesi vurulmasını ve daha sonra Amerika'ya bu vizeyle giriş yapmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer anne babanız Amerika'da bulunuyorsa bu sürecin tamamını Amerika'da yürütmek de mümkün. O zaman başvuru prosedürü hakkında biraz bilgi verelim. Bu başvuru kaç safhadan oluşuyor, nereden yapılıyor, ne kadar sürüyor? Biraz onlara değinmek istiyorum. Bu başvuru iki safhadan oluşuyor. Safhalardan birincisi çocuğun anne babası için yapmış olduğu green card başvurusu. Buna immigrant visa petition yani göçmen olan vize başvurusu deniyor. Burada çocuk 21 yaşına basmış olan bir Amerikan vatandaşı olduğunu ve kendisinin annesi veya babası için bir başvuru yaptığını belirtiyor. Bu arada tabii şunu da söylemeden geçmeyelim. Anne ve baba için bir başvuru diye bir şey yok. Anne ve baba için iki ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Birinci safha başvuru göçmenlik bürosuna yapılıyor. Eskiden bazen Türkiye'de konsolosluktan bunun yapılabildiği zamanlar vardı. Ama artık böyle bir şey mümkün değil. Başvurunun Amerika için de göçmenlik bürosuna yapılması gerekiyor. Göçmenlik bürosu bu tip başvurulara 8 ay ile 12 ay arasında bakıyor. Bazen bu sürelerin uzaması veyahut da daha da kısalması söz konusu olabilir. Eğer anne babanız Türkiye'de ise göçmenlik bürosu dosyayı kabul ettikten sonra dosyayı NVC'ye yani National Visa Center'a gönderiyor. National Visa Center sizinle irtibata geçiyor. Daha sonra sizden bazı belgeler istiyor. O belgeleri yüklüyorsunuz, harç ücretlerini yatırıyorsunuz ve daha sonra bu belgeleri aldıktan sonra da konsoloslukta mülakat yapılması için dosyanın konsolosluğa gönderilmesini yine NVC temin ediyor. Dosyanın göçmenlik bürosundan NVC'ye gönderilmesi, NVC'den konsolosluğa gönderilmesi bunlar zaman alan şeyler. Normalde bu tip prosedürler 3 ile 6 ay arasında sürebilir ama şu anda Covid sonrası bu sürelerin çok daha uzun sürdüğünü görüyoruz. Bir de şuna değinmekte fayda var. Bazen vize numaralarının available olmaması, vize numaralarının geçerli olmaması, açık olmaması nedeniyle bekleme gibi durumlar söz konusu olabiliyor green card başvurularında. Anne baba için yapılan başvurularda böyle bir şey söz konusu değil. Aynı eşler için yapılan başvurularda olduğu gibi Amerikan vatandaşlarının anne babaları için yapmış olduğu başvurularda da vize numaralarının açık olmaması diye bir durum söz konusu değil. Vize numaraları her zaman açık. Dolayısıyla sadece vize başvurusuyla ilgili beklenmesi gereken süreler, göçmenlik bürosunun prosedür süresi, NVC'nin prosedür süresi, konsolosluğun prosedür süresi bunlar bekleniyor ama herhangi bir şekilde bir vize numarasının açılmasını beklemeniz gerekmiyor. Çünkü bu vize numaraları her zaman açık. Peki anne babanız Amerika içindeyse bu başvuru nasıl yapılıyor? O zaman göçmenlik bürosuna yapılan başvuru yani birinci safha başvuruyla beraber İkinci safha başvuru da aynı zamanda Amerika için de yapılabiliyor. Anne baba zaten burada, turist vizesiyle mesela burada olabilirler, başka bir statüde burada olabilirler. Hatta yasal statüleri olmayabilir bile, yasal statüsü olmayan anne babalar bile
eğer Amerika'ya yasal bir şekilde girmiş iseler bu başvurudan istifade edebilirler. Dolayısıyla Amerika içinde bulunan anne babanın Amerika içinde ikinci safa başvuruyu da birinci safa başvuruyla içeriye vererek green card'a doğru ilerlemesi mümkün olabilir. Peki bu ikinci safa neydi? Beni bulunduğum statüden alın, green card prosedürüne geçirin demek. Bu konuyla ilgili çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi, annemizin babamızın turist vizesi var. Buraya da sık sık gidip geliyorlar. Şimdi onlara bir green card almak istiyoruz. Bunu yapalım mı? Yapacaksak da Türkiye üzerinden mi yapalım? Amerika üzerinden mi yapalım? Gibi sorular çok fazla geliyor. Şimdi yıllar içinde gördüğüm bazı şeyler var. Bazı tecrübeler edindim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, siz Amerikan vatandaşı oldunuz diye illa da anne babaya green card başvurusu yapmak gerekiyor mu gerekmiyor mu, bunu iyice bir tartmak lazım. Çünkü bazen anne babalar buraya sadece turistik olarak gelip belli bir süre burada kalıp sonra Türkiye'ye geri dönmek istiyorlar. Yani Amerika'da uzun süre kalalım diye bir düşünceleri yok. Sadece turistik olarak burada bulunmak istiyorlar. Şimdi böyle durumlarda anne babaya green card başvurusu yapmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü green card sahibi olduktan sonra Amerika'da belli süre geçirmeleri, Amerika'dan dışarı çıktıklarında da çok fazla Amerika dışında vakit kaybetmemeleri lazım. Bu bazen anne babalara çok uygun olmayabiliyor. Anneler, babalar kendi ülkelerinde yaşamak istiyorlar. Buraya turist olarak gidip gelmek istiyorlar. Eğer böyle bir durum varsa turist vizesi olan anne babalar için bir green card başvurusu yapmaya gerek olmayabilir. Bazen de farklı durumlar oluyor. Mesela Allah korusun anneden veya babadan birinin kaybedildiği durumlarda, Türkiye'de başka akrabanın olmadığı durumlarda annenizin babanızın gelip yanınızda kalmasını isteyebilirsiniz. Burada daha çok vakit geçirmesini isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda tabii ki green card başvurusu çok daha mantıklı olabilir. Yine bazen yeni evlenen kişilerin annelerini babalarını yanlarında daha çok istemeleri, özellikle çocuk konusunda yardıma ihtiyaç duymaları, daha çok vakit geçirmek istemeleri gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu durumlarda da green card tabii ki çok mantıklı olabilir. Green card başvurusu yaptığınız anne babanızın aynı zamanda green card'ı aldıktan sonra Amerikan vergi kanunlarına tabi olacağını da unutmamakta fayda var. Bir anne babanın emekli olması durumunda, çok fazla gelirinin, kazancının olmaması durumunda bunlar çok önemli değil. Fakat iyi bir gelire sahip, high net individual dediğimiz çok fazla kazanan anne babaların olduğu durumlarda bunun da mutlaka değerlendirilmesi gerekir ve green card'ın iyi bir strateji olup olmadığına mutlaka bakılması gerekir. Özellikle Amerika içinde yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de green card başvurusu yapıldıktan sonra anne veya babanızın uzun süre Amerika'dan çıkamayacak olması. Bununla ilgili de çok fazla problem yaşayan insanlar oluyor. Çünkü anne baba buraya genelde 2 aylığına, 3 aylığına, 4 aylığına geliyor, geri gitmek istiyor. Halbuki siz ona diyorsunuz ki, işte şimdi bir başvuru yaptık, biraz uzun sürecek, seyahat izni gelmeden Amerika dışına çıkmaman lazım. Bu sefer anne babalar kendilerini Amerika'ya hapsedilmiş gibi hissediyorlar. Bununla çok karşılaştım geçmişte. Dolayısıyla eğer anne babanıza Amerika içinde onlar beklerken bir green card başvurusu yapacaksanız, bu konuyu da mutlaka önceden konuşun. Onların uzunca bir süre Amerika dışına çıkamayacaklarını, en azından seyahat izni gelene kadar sabretmeleri gerektiğini söyleyiniz. Seyahat izni gelmesi aynı çalışma izni gelmesi gibi 3 ay ile 6 ay arasında sürerdi eskiden Covid öncesinde. Covid sonrasında bugünlerde bu sürenin 8 ay ile 12 aya, hatta bazen 14 aya kadar çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da çok önemli bir faktör. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de, ben vatandaş oldum, annemi babamı getireceğim ama bir de küçük bir kardeşim var, o ne olacak sorusu. Onu da getirebiliyorum değil mi sorusu. Önemli, üzerinde durulması gereken bir konu bu. Çünkü sizin anne babanıza yaptığınız başvurudan küçük kardeşleriniz istifade edemez. Kardeşinizi Amerika'ya getirmek için onun için ayrı bir başvuru yapmanız lazım. Amerikan vatandaşının kardeşini Amerika'ya getirme başvurusu. Ondan ayrı bir videoda bahsettim. Onu seyredebilirsiniz. Efendim, çok soğukça bir New Jersey Patterson akşamında size Amerikan vatandaşı kişilerin anne babaları için yapabileceği green card başvurusu hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştım. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişiler varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince bunların hepsine şahsen cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize New Jersey'den, Patterson'dan iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.